İnceleme Nokucu Oda herkese merhaba, Baran Ercan. Bu videomuzda Logitech'in sessiz mouse'ları M220 Silent ve M330 Silent Plus'ı inceleyeceğiz. Dediğim gibi iki mouse'un ortak özelliği oldukça sessiz olmaları. İsterseniz incelememize ilk olarak ne kadar sessiz olduklarıyla başlayalım. Logitech M220 ile incelememize başlayalım. M220 iki elle kullanım için uygulanan bir model. 75 gram ağırlığında olan fare M330'a oranla biraz daha küçük ve bu sayede biraz daha taşınabilir. 18 IQ ömrüne sahip olan fare bir adet 2A pil ile çalışıyor. Tamamen plastik üretilmiş olan mouse uzun kullanımlarda elinizi küçük boyutlar yüzünden yorabilir. M330 ise sadece sağ elli kullanıcıların tercih edebileceği bir model. Daha kaslı bir yapıya sahip olan M330'un çevresi yumuşak kauçuk ile kaplı. M220'den de biraz daha büyük olan mouse'u bu sayede daha kolay bir şekilde kavrayıp kullanabiliyorsunuz. Kauçuk malzeme, plastiğe oranla elinizin terlemesini birazcık daha geciktiriyor. Sağ el baş parmağınızı koymanız için ayrı bir kıvırma sahip olan M330 Silent Plus'ın kaydırma tuşu yani scroll tuşu M220'ye oranla biraz daha geniş. M330'daki kaydırma tuşu yani scroll tuşunun M220'ye oranla biraz daha sessiz çalıştığını belirtmemiz gerek. Ek olarak M330'da bir durum ledi bulunuyor. Bu durum ledi, farenizde her şey yolunda gidiyorsa yeşil yanarak, eğer bataryanız hazırsa farklı bir renkte yanarak uyarı veriyor. M330'un altında bulunan kaydırma pedleri M220'ye oranla birazcık daha büyük. Bu sayede 91 gram ağırlığında olan M330'u kolaylıkla kullanacağınız düzeyde kaydırabiliyorsunuz. Ve gelelim her iki farenin de ortak özelliklerine. İlk olarak algılayıcıdan başlayalım. 1000 dpi değerinde algılayıcı çözünürlüğüne sahip olan bu fareler kutu içeriğinden çıkan nanoalgıcı ile 2.4 GHz frekansında iletişim kuruyor. Her iki farede pürüzsüz yüzeylerde oldukça başarılı çalışıyor. Fakat cam gibi parlak yüzeylerde bu fareleri kullanamıyorsunuz. Nano alıcısının oldukça küçük olduğunu ve sadece 1.8 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Her iki farenin siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Her iki mouse'un da altında bir kapak var. Bu kapağı kaldırarak hem 2A pil yuvasına hem de nano alıcıya koruyabileceğiniz bir bölüme ulaşıyorsunuz. Nano alıcıyı buraya saklayarak kaybolma riskini de oldukça azaltabiliyorsunuz. Her iki fare de kutudan 2A pil ile birlikte çıkıyor. Mouse satın aldıktan sonra kullanmanız için gereken tek şey nano alıcıyı bilgisayarınızın USB girişine takmak. Sonuç olarak eğer sessiz bir mouse arıyorsanız veya halihazırda bulunan mouse'unuzu daha sessiz bir mouse ile güncellemek istiyorsanız her iki seçeneği de tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Fakat benim fikrimi soracak olursanız ben sağ elli bir kullanıcı olduğum için ve bilgisayar başında çok uzun süreler geçirdiğim için sağ el kullanımına daha uygun olan M330'u tercih ederdim diye düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve ilerleyen videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.